Değerli basın mensupları, Malatya'ya depremden sonra ikinci gelişim. İş dünyasıyla bir toplantı yaptık. Sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. Bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Kendi düşüncelerimi aktardım saygıdeğer iş insanlarına. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Malatya dışına çıkan, daha doğrusu deprem bölgesine dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmeleri için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, KOSGEB'in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. Çünkü iş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor, üretim yapmaları gerekiyor, ihracat yapmaları gerekiyor, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişeleri bir şekliyle aktardılar. Bunu buradan dillendiriyorum. Kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder kazandığımızda görecekler. Bu bölgede, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini de ifade ettim. Buradan tabii iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz. İkinci önemli konu, depremde yıkılan evler var. Kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri, sütümüzü satamıyoruz. Yeteri kadar, arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz diye bir sistemleri oldu. Et ve Süt Kurumu yetkililerine de buradan çağrı yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrı yapıyoruz. Kayısı var elde, onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu süt üreticinin elindeki sütleri satın alsın. Dolayısıyla sosyal devlet, sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bunların yapılması lazım. Yaraların bu bağlamda sarılması lazım. Bir an önce sarılması lazım. Çadır sıkıntıları hala var, dile getirildi. Konteyner sıkıntıları var, dile getirildi. Kendilerine de söyledim, iş dünyasına da ifade ettim. Buradan da ifade ediyorum. Kim konteyner üretiyorsa ve biz müşteri bulamıyoruz diyorsa, kim çadır üretiyor ve biz çadırı satmak için müşteri bulamıyoruz diyorsa bize haber versinler, bana haber versinler, büyükşehir belediye başkanlarımıza haber versinler. Derhal konteynerleri alacağız, çadırları alacağız ve deprem bölgesine bunları getireceğiz. Yaraların sarılması çok önemli. Esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda esnafta. Esnafın da sorunların çözülmesi lazım. Onların bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldığı krediler var. En azından bu kredilerin ötelenmesi, biz silinmesinden yanayız. Faizlerin silinmesi gerekiyor. Onun da biraz rahatlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu sorunları ve sorunları onlar dile getirdiler. Biz de kendi düşüncelerimizi iş dünyasıyla paylaştık. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, teşekkürler.